Tarım ve Teknoloji kanalından herkese merhaba, ben Ömer Çağnacı. Arkadaşlar bugün sponsorlarımızın desteğiyle yapmış olduğumuz bir hayvan baksını tanıtacağım. Isıtıcılı hayvan baksını tanıtacağım. Bir önceki videomuzda YouTube'un gazabına geldik. Sesi çok yüksek geldi ve çekemedik. Tekrardan bir tanıtım videosu çekeceğiz. Arkadaşlar baksımız iki parçadan oluşuyor. Üst bölme. Üst bölme tamamen boş. Alt tarafta bir tane karbon fiber ısıtıcımız var. Bu karbon fiber ısıtıcımız dijital termostatla destekleniyor. Arkadaşlar bu karbon fiber ısıtıcımızın sistemi şu şekilde. Şurada bir dağıtım bandı var, bakır. Üzeri tamamen izolasyonla kaplı. Ve şurada da bir bakır bandı var. Bu iki bant arasından enerji geçerek ısı meydana getiriyor. Bunlar camilerde ve halı altlarında çok güvenli bir şekilde kullanılıyor. Bu zamana kadar bir şey olmadı hiç kimseye. Hayvana uygulamamız şu şekilde. Arkadaşlar üstüne bir tane bez koyuyoruz. Hayvanın üstüne koyuyoruz. Burada bir tane protucumuz var. Bu protucunu hayvanla bez arasına yerleştiriyoruz. Burada da 36 ya da 40 derece gibi bir dereceye ayarlıyoruz. Böylece hayvanın hissetmiş olduğu sıcaklık istediğimiz değere geldiği zaman otomatikman termostatımız duruyor ve böylece hayvanımız aşırı ısıya maruz kalmamış oluyor. Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim. Şu taraflarda perçinledik. Şöyle. Bu taraflardan perçinlememizin sebebi şu şekilde çok rahat bir şekilde kaldırıp temizliğini yapıp tekrardan geri koymamız. İki tane daha bir önce bunu yapmadan önce iki projemiz daha vardı. İkisini de sokak hayvanları için yaptık. Onlar sokak hayvanları gayet bu durumdan çok mutlu. Bunu klinikler için tasarladık. Tabii neden? Bu artık güçten düşmüş, ısı kaybına gelmiş hayvanların hareket etmediklerinden dolayı üstüne daha rahat yatırabildiğimiz için. Normalde sokak hayvanlarına yapmış olduğumuz sistem daha farklı. Çünkü hareket ettikleri için bu tarz bir olay sokak hayvanları için olmaz. Niye? Çünkü tırnakları buraları deforme edebilir ya da halı ya da şuradaki kablolarla oynayabilirler. Ondan dolayı sokak hayvanları için bunu tavsiye etmiyorum. Daha böyle güvenilir malzemeden yaptığımız, onu da başka videolarda anlatacağım. Burada da hani diyeceksiniz elektrik çarpmaz mı? Bu taraflarda şeyimiz var, silikonlarımız var ve kablolar tamamen dışarıdan geliyor. Onun için elektrik çarpma olayında minimize etmiş olduk. Yani bu tarafta hayvanın hiçbir şeyi yok. Bakın yukarıda. Buradan Happypati Mehmet Akgün'e çok teşekkür ediyorum bu projede bize destek çıktığı için. Ve 3 aydan beri kliniğinde kullanıyor bunu ve gayet memnun. Şimdi bir üst versiyonunu yapacağız. Bu tarz projelerin devamı için ve sokak hayvanlarına bu tarz projeleri sunmamız için kanalıma abone olup beğenip videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.